Kayıt diyeyim şuna. Evet. Bir dakika. Ekran niye gitti şu an? Heh. Şimdi. Evet. Şimdi kaydı başlattım arkadaşlar. Dedik ki dünyada tip ve motif çalışmaları yapılmış. Buna ilişkin dünyadaki ilk tip çalışması arkadaşlar Anti-Earn ve onun öğrencisi olan Thompson tarafından, Steve Thompson tarafından yapılmıştır. İlk çalışma Anti-Earn'ın çalışmasıdır. Tamam mı? Dünyadaki ilk tip çalışmasıdır. Burada 3 ana başlık halinde inceliyor. Anti-Earn masalları 3 başlık altında inceliyor. Diyor ki 1 diyor hayvan masalları, 2 diyor asıl halk masalları, 3 diyor fıkralar. Bu fıkraları da masal sayması yönüyle de zaten ne yapılıyor? Eleştiriliyor. Bu şunları okumanıza gerek var mı? Bakabilirsiniz. Yani 3'e ayırdığını, asıl halk masalları, hayvan masalları, fıkraları diye 3 ayırdığını bunları da bir kez okuyun yeter. Yoksa başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu sınıflamayı Anti-Earn ve ona destek olan öğrencisi de Thompson tarafından yapılmış oluyor. Burada 1999 tane madde çıkarılıyor. Katalogda numara veriliyor. Ancak toplamda 500 tane tip var. Boşluk bırakılıyor. Hani daha sonra yeni tipler, çalışmaları yapılır, bulunur ve oralara eklenir şeklinde ve dediği gibi de oluyor zaten. Sonraki zamanlarda daha çok tip sayısına ulaşılıyor. Mesela bizim Pertemnaili Boratav bunu yapmıyor. Bu yönüyle de bir eksik olarak değerlendiriliyor. Hani boş madde bırakılmaması şeklinde. İşte 800'e varan bir tip bulunuyor Türk masallarında ama boş madde olmadığı için yazılamıyor gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Tamam. Anti-Earn'ın sınıflaması bu. Sonra Steve Thompson hocasının yaptığı katalog üzerinden, tasnif üzerinden yeni bir tasnif. Onu geliştirerek yeni bir tasnif oluşturuyor. Yeni bir sınıflama yapıyor. Burada 3 masal tipi oluşturmuştu ya Anti-Earn. Bu 5'e çıkarıyor. 3'ten 5'e çıkarıyor. Bunları şimdi şöyle bakalım, o farklılıklar neler? Hayvan masalları var. Anti-Earn'ın sınıflaması bu zaten. Şuraya geleyim. Hayvan masalları vardı zaten. Hocası yapmıştı. Aynı hayvan masalları. Asıl halk masalları bu da var. Fıkralar demişti hocası Anti-Earn. Thompson şakalar ve anekdotlar diye biraz değiştirerek 3. madde olarak da bunu koyuyor. 2 madde daha ekliyor. Bir diyor formülle başlayan masallar var diyor. İşte onları sınıflandırıyor. Sonra bir de bir yere koyamayınca da sallıyor. Diyor ki bir de işte ne var? Sınıflamaya girmeyen masallar var diyor. 5. madde olarak da bunu ekliyor. Tamam. İlk olarak Anti-Earn 3'e ayırıyor. Asıl halk masalları, hayvan masalları, fıkralar. Sonra öğrencisi 5'e çıkarıyor bunu. Peki Türkiye'de ne oluyor? Hocam Türkiye'de bir şey oluyor mu? Evet, Türkiye'de de Eberhard ve Boratav sınıflaması var. Bunlar önce bir Almanca makale yayımlıyorlar. Burada hayvan masallarını inceliyorlar. Burada 60 tane masal var. Bir makale şeklinde bunu yayımlıyorlar. Eberhard ve Boratav 40'ta. Daha sonra 2500 masalı inceleyerek 378 tip ortaya çıkarıyorlar. 378 tane tip ortaya çıkarıyorlar. Typen Turkish Work Martian şeklinde, Amerikan aksanı olduğu için bende biraz o aksan problemlerimiz olabilir. Onlara çok şey yapmayın. Evet, Almanca olarak yayımlanıyor. Bunun eksikliği şu, az önce bahsettiğim, boş madde bırakılmıyor. Boş numaralar bırakılmıyor. Boş numaralar bırakılmayınca da işte bugün 200'e ulaşmış tip var Türk masallarında. Daha sonra tabii sonraki çalışmalar geliyor arkasından. Oralara ne yapamıyorsun? Bir şeyler yazamıyorsun. Bunu bir eksiklik olarak değerlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Tamam. O zaman Anti-Earn, Thompson ve bizde de Eberhard ve Boratav hocanın tasniflerini
unutmayacağız arkadaşlar. Peki nedir hocam bunlar? İşte asıl halk masalları nedir içerik olarak baktığımız zaman? Bu tipler tabii başlı başına bir masal. Onu başlarken söylemiştik. İşte hayvan masallarında neler vardır? Fıkralar nelerdir? Fıkraları da tabii o da bir eleştiri konusu aslında. Hani fıkraların birazdan gelince de konuşacağız. Masal olarak sayılmasının çok da bir mantığı yok gibi. Şimdi asıl halk masalları bildiğimiz masallar. İşte masal ninesi tarafından, masal anası tarafından, hayal aleminde anlatılan biz masallara ne diyoruz? Asıl masallar diyoruz. Bunların özelliklerine dikkat edin. Formeller açısından en zengin olan masal tipi asıl halk masallarıdır. Formelleri çok güçlüdür. Giriş formelleri, gelişme formelleri, sonuç formelleri falan, bağlama formelleri. Bunlar önemlidir. O tekerlemeler. Sonra olağanüstü özellikler yine burada karşımıza çıkar. Yani aslında biz masalların özelliklerini söylerken bir yönüyle de asıl halk masallarının özelliklerini söylüyoruz. Olağanüstü kahramanlar, değil mi? Birden fazla olay, birbirine benzeyen olaylar olduğu gibi ilgisi olmayan olaylarla iç içe geçmiş olarak görülebilir. Şunu unutmayın, şunu unutmayın. Bakın özellikle unutmamamız gereken, diğer anlatılara göre daha uzundur. Diğer masal tiplerinden daha uzundur. Hayvan masallarından, fıkralardan daha uzundur. Bir de formeller açısından zengindir. Diğer özellikler hani olağanüstü varlıklar diğerlerinde de var. İşte hayvan masallarında hani hayvanlar ağırlıklı olarak kahraman olarak kullanılabilir. Olağanüstü kahramanlara yer verilebilir. Genellikle de zaten gerçek ilgisi olmayan hayal ürünü masallardır bunlar. Kalıp ifadeler açısından zengindir ve diğerlerine göre daha uzundur. Bunu unutmayacağız. Sonra arkadaşlar hayvan masallarımız var. Bunlar daha kısa, bakın buraya fable dediğimiz masallar bunlar. Bazen hayvan, bazen insan da olabilir. İnsanlar da o hayvan masallarının içerisinde yer alabilir. Amaç burada ders vermektir. Az önce size anlattığım işte yılanla tilki hikayesinde neydi? İnsanoğluna güvenmeyecektik değil mi? İnsanoğluna kesinlikle güvenmeyecektik. İşte böyle bir ne yapılmıştı bize? Ders verilmişti. Diğerlerine göre daha kısadır hayvan masalları. Bakın daha kısadır. Formellere ne yapılmaz? Rastlanmaz. Dikkat et. Formellere rastlanmaz. Tamam mı? Olaylar şahıslar ve hayvanlar arasında geçer. Bazen tamamen kahramanlar hayvanlardan da oluşabilir. Masal metini birden fazla olay üzerine kurulmuştur. Tek olaya dayalı değildir. Olağanüstü kahramanlar burada da vardır. Bütünlük söz konusudur arkadaşlar. Hayvan masallarında kısa olduğu için bir bütün konular arasında bir bağlam bütünlüğü söz konusudur. Ve sembolize edilir. Hayvanlar sembolize edilir. Az önce anlattığım masalda işte tilkiyi sembolize etmiştik ve insanlara ders verilir. Amaç ders vermektir. Zaten masalın sonunda şu dersi al diye de söylenir. Tamam mı? Fable'larda böyle bir özelliği vardır. Üçüncü olarak zincirleme masallarımız var. Zincirleme masallar. Burada olaylar diğerlerinden farkı zincirleme olarak birbirine bağlanan olağanüstü kahramanlar ve tekerleme unsurlarının fazlaca görüldüğü masallardır bunlar. Tekerlemelerle uzun uzadıya iç içe geçen olayların birbirine bağlanarak anlatıldığı masallara da biz zincirleme masal diyoruz. Dördüncü olarak da arkadaşlar fıkralar var ki farklı aslında masallarla. Fakat bunu mesela ne yapmıştı? Antiörn masal tipler içerisine almıştı. Öğrencisi Thompson ne yapmıştı? Şakalar ve anekdotlar diye yine almıştı. Ama aslında baktığımızda farklı. Farklı. Bu yönüyle eleştirilmiş tabii. Sonraki araştırmacılar tarafından. Evet, şu camı kapatayım. Sonraki halk araştırıcıları tarafından Antiörnesin Thompson bu konuda eleştirilmiş. Denmiş ki dostum denmiş. Bunlar fıkra. Bunlar aslında şimdi baktığın zaman masallar hayalidir. Masallar hayalidir. Doğru. Fıkralar gerçekçidir. Daha sonra fıkralardan bahsedeceğim. Kalıp sözler vardır masallarda. Ama fıkralarda yoktur. Ondan sonra bir fıkra tipinin etrafını teşvik ederken masalda bir tipten söz edilmez. Mesela işte fıkrada Nasreddin Hoca dersin. Ne bileyim Bektaşi dersin filan. Bir tip üzerinde kurulur. Masallarda öyle değil. Farklı
tipler var, karakterler var. Olamaz. Fıkralar güldürürken düşünmeyi ders bir yönüyle belki. Ama masallar hayal etmeyi, değil mi? Hayal etmeyi amaçlar. Hayal dünyasına çeker seni. Farklı bir aleme götürür. Farklıdır. Masallar büyük bir bölümü tabii çocuklara. Fıkralar ise büyükler anlatılır. Yani aslında baktığınız zaman birbirinden tamamıyla farklıdır. Ama gerek Ant-Earn gerekse Thompson sınıflamalarına fıkraları da dahil etmişlerdir. Evet. Peki. Başka bir şey var mı şurada? Fıkralarla ilgili. Bu tür masalı birden fazla kalıp ifade yer alabilir. Hayvan masalı olduğu gibi burada şahıslar hayvanlar içeriyor. Evet. Fıkralarla ilgili yine söylenmiş şurada. İşte, olağanüstü kahramanlar yok denecek kadar azdır. Doğru. Fıkralarda olağanüstülük yoktur. Değil mi? Zincirleme masalı olaylar iç içedir. Evet. Söyledik. Masallara göre, bu tür masallar asıl masallara göre daha kısadır. Tamam. Bu zincirleme masalların özellikleri. Sanırım kaymış. Neyse bunları konuşmuştuk zaten. Çok önemli değil. Geçtim arkadaşlar burayı. Hiç kafanızı karıştırmayın. Motife geldim. Motif arkadaşlar. Tip başka, motif başka. Tip bağımsız masala tip dedik arkadaşlar. Motif ise masalın en küçük yapısı. Şimdi motif tabii çok farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Nakış anlamında bile kullanılıyor. Ama bizde Max Luthi der ki hikaye etmenin en küçük şekline motif der. Hikaye etmenin en küçük şekline motif adını verir. Sonra arkadaşlar Anderson Christine o da ne der? Az çok parçalara ayrılabilen masalın en küçük yapısına motif denir. Bununla ilgili Thompson'ın tanımı önemlidir arkadaşlar. Eskiden beri yaşama kabiliyetine sahip olan masalın en küçük unsurudur. Tabii bunlar da ne yapılmış? Bütün masallar derlenerek toparlanarak incelenmiş ve bunun üzerinden bir takım motifler çıkartılmış. Tabii motifte arkadaşlar şu önemlidir. Hani tamam masalda atıyorum bir at geçiyor ama atın geçiyor olması onu motif yapmaz. Olağanüstülük şarttır arkadaşlar. Masallarda olağanüstülük olmak zorundadır motif olabilmesi için. Tamam mı? Olağanüstülük olmak zorunda. Evet. Diyelim bir at masalda geçti. Buna motif diyecek miyiz? Hayır. Ama padişahın oğlu ata bindi. Tayyi zaman, tayyi mekanla ne yaptı? Yer değiştirdi. O zaman motife dönüştü. Su içmek motif değildir ama su içtin. Suyu içer içmez farklı bir şekle büründün. O zaman su içme motifi oluştu. Yani motiflerde arkadaşlar olağanüstülük esastır. Olağanüstülük olmadan motif kabul etmeyiz. Tamam. Motifle ilgili sevgili canlar, motifle ilgili çalışmayı yapan da 6 ciltlik eserinde Thompson'dur. Thompson tiple ilgili de çalıştı hocasından sonra. Motifle ilgili de çalıştı. Tamam. Motifleri ilk çalışan Motif Index of Folk Literature adlı 6 ciltlik eser önemlidir. Önemlidir. Tamam. Harflerle göstermiştir. Sınıflandırmayı harfler üzerinden yapmıştır ve alt başlıkları ayırmıştır. İşte mitolojik motifler demiş, yasak motifi demiş, ölüm motifi demiş, devler motifi demiş, akıllı ve aptallar motifi, geleceğin tayini, mükafat ve ceza bunları inceleyerek, bir sürü masal inceleyerek belki yüzlerce, binlerce bu tarz motifler ortaya çıkarmıştır. Kim yapmış bunu? Thompson. Ant-Earn ilk neyi yaptı? Tip çalışmasını yaptı. Tip kataloğunu hazırladı. Arkasından Thompson geldi. Sonra Berde Pertemnaylı Boratav ve Eberhard bizde çalıştılar. Tip masallarını çalıştılar. Tip çalışması yaptılar. Sidney Thompson daha sonra motif çalışması da yaptı arkadaşlar. Geldim formellere arkadaşlar. Masalların
en belirgin özelliği formellerin yoğun olarak kullanılmasıdır. Değil mi? Bunların asıl metinle bir ilgisi yoktur. Aslında formeller, tekerlemeler, kalıp sözler işlevleriyle öne çıkar. İşlevleri yönüyle öne çıkar. Yoksa bir anlamı filan da söz konusu değildir. İşlevi nedir? İşlevi şudur. İki işlevi vardır aslında tekerlemelerin. Birinci işlevi dinleyiciyi ne yapar? Hayal alemine çeker. Bir böyle bir işlevi vardır. İkinci olarak da arkadaşlar anlatıcının hüner göstermesini sağlar. Anlatıcı o tekerlemeleri çok güzel kullanarak herkesin masal anlatamayacağını, kendisinin bir masal nenesi olduğunu o hüner göstererek ortaya çıkarır. Zaten manzum kısımlar anlatıcının hüner göstermesi içindir. Halk hikayelerinde de öyledir. Mesela manzum kısımlarda anlatıcı o manzum kısımlarla hünerlerini ortaya koyar. Kalıp sözler arkadaşlar. Kalıp sözler. Motif dediğimiz, formel dediğimiz bu. Şimdi masalların şöyle incelendiğinde ne tür kalıplar var? Onları birazdan başlık olarak göreceğiz. Ancak kalıplarla ilgilenenler kimler? Tahir Alangu. Bak böyle sorularla karşılaşıyoruz. Hani kimler formeller üzerinde çalışmıştır, çalışmamıştır şeklinde. Mehmet Tuğrul, Pertev Naili Boratav, Otto Spies, İnci Akdil. Bunlar masalların formelleriyle ilgili çalışmalar yapmışlar. Özellikle Sayın Sakaoğlu'nun Gümüşhane Masalları adlı çalışmasındaki o kalıp çalışması üzerinden artık insanların, araştırmacıların bu kalıp olayına daha çok ilgi göstermeye başladığını, bunun üzerinde durduğunu görmeye başlıyoruz. O yüzden Sayın Sakaoğlu'nun Gümüşhane Masalları bu açıdan oldukça önemlidir. Şimdi nasıl ayrılıyor? Giriş formelleri var. İşte bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir yılan ile bir tilki yaşarmış gibi başlayan giriş formelleri. Tekerlemeli işte bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellallıken falan diye gider. Sonra bağlayış formellerimiz var. Bunlar işte zamanı kısaltmak için, hikayeleri birbirine bağlamak için kullanılan, işte ne diyor? Bakar ki ne baksın, balığın karnında bir tas, bir bağlama. Görür ki ne görsün filan. Uzatmayalım kâmeti, kopartırız kıyameti gibi manzum bir bağlama kısaltmak için. İşte ne bileyim, az gitmekle başlayan, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe, düz gitmiş filan gibi arkadaşlar bir takım. Bunları ezberlemeye filan gerek yok. Giriş, bağlayış, üçüncü olarak benzer durumlarda kullanılan kalıp sözler, bir de bitiş kalıp sözleri şeklinde dört ayrı başlık halinde incelemek mümkündür arkadaşlar motifleri. Tamam. Burada önemli noktaları özellikle vurgulayarak söyledim. Tekerlemelerle ilgili çalışmayı Boratav yapmıştı. Değil mi? Onu başlarken söylemiştim. Unutmayın. Tekerlemelerle ilgili çalışmayı Boratav yapmıştı. Tip çalışmamız var Boratav. İşte Ante Ernst, Thompson bunlardan da bahsettik. Onlar önemliydi. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Masal kitapları. Dünya edebiyatında masal kitapları. Zaten Hint edebiyatı bu bağlamda söz edilmeye değer bir edebiyat. Zengin bir edebiyat. Hint edebiyatında Panchatantra 5 masal kitabı anlamına gelir. Eserin yazarı hakkında bilgimiz yoktur. Vishnu Sharman adında bir padişahın 3 oğlunu anlatıldığı bir bilgin tarafından padişahın oğlunu anlatıldığı yazılıyor. Vishnu Sharman aslında bunun yazarı değil arkadaşlar. Giriş kısmında söz edilen Vishnu Sharman adında bir bilgin padişahın çocuklarını anlatıyor. Yazarı kim belli değil. Tamam mı? Bir siyasetname özelliği taşıyor. Bizim Kutadgu Bili'ye bu yönüyle benziyor arkadaşlar. Devlet yönetimi kitabıdır. Kemal Çağdaş tarafından dilimize çevrilmiştir. Kemal Çağdaş, Vishnu Sharman bir bilgin, 5 masal kitabı. En eskisi, burada unutmaman gereken Hint masal kitaplarının en eskisidir. Tamam, Panchatantra. Hatta Saritsagara arkadaşlar, bu da masal nehirleri okyanusu anlamına gelir. Keşmir bölgesinin masal kitabıdır. Tamam. Hitopadeca şeklinde faydalı bilgiler diye Türkçe'ye çevirdiğimiz yazılış tarihi bilinmeyen bir masal. Bunların da birçok masalının Panchatantra'dan aldığı söyleniyor. Sonra yine
Vetelapan Cavincati şeklinde. Bu telaffuzları bir türlü beceremedim. Vetelan'ın 25 hikayesi anlamında bir masal arkadaşlar. Ya bunlardan soru gelir mi? Bence bunlardan soru gelmez. Buradan gelirse belki Çakasaptati çok duymuşsunuzdur. Bizde de Tutiname diye geçer. Değil mi? Dilimize Tutiname diye çevrilmiş. Bir papağan ağzını anlatır. 70 tane hikaye. Belki bu sorulabilirse bu sorulabilir. O yüzden bunları hızlıca bir geçmek istiyorum arkadaşlar. Çok bu detaylara boğulmayın bence. Arap edebiyatında Binbir Gece masallarımız var. Değil mi? El Leyle, Vel Leyle, Binbir Gece masalları. Bunların iki yazması var. Mısır ve Asya yazması diye iki masalımız var. Bunlar arkadaşlar biliyorsunuz Şehriyar adlı bir şehzade ile Şehrazat. Burada erkek kim? Kadınların ihanetine uğruyor. Değil mi? Şehriyar kadınların ihanetine uğruyor. Bunun üzerine Şehrazat'la evleniyor. Şehrazat onunla evlenerek kadınları kurtarmak istiyor. Kadınların her gün bir kadın ölüyor. Ona işte hikayeler anlatıyor filan. Bin bir gece süren sonunda Şehrazat'ın da başarısıyla sonuçlanan bir hikaye. Burada kadınlar ihanet ediyorlar. Değil mi? Daha sonra Bin bir gündüz masalları var. Bunlar gece anlatılıyor. Bin bir gündüz masalları var. Bunlar İran edebiyatında. Bunlar da burada da erkeklerin ihaneti söz konusu arkadaşlar. Şu bilgiyi unutmayın. Dilimize ilk çevirisi bak şurayı unutma. Camasname adıyla Abdi tarafından 2. Murad'a sunulmuş. Bak buraya dikkat et. Tamam. Camasname Abdi tarafından 2. Murad'a sunulmuş ve çevrilmiş. Fereç Badeşit de arkadaşımız Tanuhi tarafından yazılmış. Türkçe'ye arkadaşlar güçlükten kolaylığa, kederden sevince diye çevrilmiştir. 90'da yayımlanmış. Güçlükten kolaylığa, kederden sevince. Fereç. O rahatlık demektir zaten. Tamam geçtim arkadaşlar. İran masalları var. Az önce konuştuk. Elfün Nehar ve Nehar. Burada da erkeklerin vefasızlığı, erkeklerin ihaneti söz konusu. Tamam mı? Bunlar gündüz anlatılıyor. Binbir gece masalları gece anlatılıyor. Artı bir de şuna dikkat etmeniz lazım. Binbir gündüz masallarındakiler daha uzun. Daha hacimlidir. Yani binbir gündüz masalları daha hacimli, daha kapsamlı masallardır. Binbir gündüze göre. Tamam. Buna dikkat edin. Ezop masalları var. Ezop masalları, Yunan masalları. Değil mi? Yunan masalcısı Ezop. Birçok masalın da kaynağı. Burada da şuna dikkat edin. Nurullah Ateş tarafından çevrilmiş, dilimize kazandırılmış Ezop masalları. Tamam. Türkan Uzel'in de yine bir çevirisi var. Yunan masalcımız Ezop. Sonra geliyorum. La Fontaine, değil mi? Fransız La Fontaine, Fransız klasiklerden. Fable'larıyla meşhur bildiğimiz. Bizde Şinasi'nin Fable çevirileri var. Ziya Paşa'nın var. Bakın ilk çeviriler. Orhan Veli, değil mi? La Fontaine masalları adıyla çeviriyor bir bölümünü. Bir bölümünü yine Orhan Veli çeviriyor. Ancak bütününü Sabahattin Eyüboğlu, Cumhuriyet dönemi deneme yazarı, değil mi? Sabahattin Eyüboğlu tarafından çevriliyor. Yani kimler La Fontaine'le ilgili çeviriler, çalışmaları yapmış? Şinasi, Ziya Paşa, Orhan Veli, Sabahattin Eyüboğlu. Tamamını çeviren kim? Sabahattin Eyüp oğlu arkadaşlar. Alman kardeşlerimiz var. Değil mi? Folklorun da başlangıcında çok ciddi emekleri bulunan masal derlemeleri, aslında bunların yaptıkları masal derlemeleri, değil mi? Folklor ilminin, folklor biliminin ortaya çıkışında temel oluşturmuştur. Önemlidir Grimm kardeşler. Herder, daha öncesinde yine Herder'in Herder'den sonra Grimm kardeşler gelir. Masal derlemeleri önemli. Arkadaşlar burada şeye dikkat edin. Ülkü Tamer'in Şeytanın Anıları adlı masal kitabı. Türkçe çevirisidir. Grimm kardeşlerin masallarının Ülkü Tamer tarafından çevrildiğini, Şeytanın Anıları adıyla çevrildiğini unutmayın. Tamam. Geçtim. Andersen'imiz var. Danimarkalı. Değil mi? Danimarkalı ünlü masal yazarı. Çocuklara masallar adıyla yayınlamıştır. Tamam. Şimdi biz de İslamiyet öncesinden başlıyor.
Bunları dil derslerinde görüyorsunuzdur zaten. Bunlar masal görünümü. Tabii bugünkü masal gibi ifade etmek çok doğru değil bunları. Ama masal tarzındaki anlatılardır. İsmet öncesinde Altun Yarık. Bunları dil derslerinde göreceksiniz zaten. Görüyorsunuz uzun uzun detaylı bir şekilde. Prens Kalyanam Kara Papan Kara hikayesi var. Değil mi? Ondan sonra Kuan Şiyin Pusar, Türkiş Turfan Tekst. Bunlar yine bizim masal görünümü. İslamiyet'ten önceki anlatılarımız, Uygurka, Türkçe mani el yazmaları, bunları böyle isim olarak bilsek yeterli olur. Zaten derslerinizde görürsünüz. İslami dönemde arkadaşlar kimler var? Burada biraz duracağız. Mevlana'nın biliyorsunuz Mesnevisinde çok sayıda, değil mi? Masal var. Çok sayıda masal var. Bunu bileceğiz. Lami Çelebi'nin başlattığı, oğlu Abdullah'ın tamamladığı Mecmuaü'l Letaif. Bakın bu önemlidir. Burada önemli bir nokta daha var. Bunu kaçırmayın. Önemli bir nokta daha var. O da şudur. Lami Çelebi'nin bir tasnif çalışması yapılmıştır aslında. Hani belki modern katalog çalışması gibi değildir ama içindekiler diye ifade edebileceğimiz o fihrist dediğimiz o bölümde bir sınıflama yapılmış. Hayvan masalları diye ya da işte farklı başlıklar altında bir tasnif yapılmış. Bu tasnif önemlidir. Kim yapmış bu ilk tasnif denemesini? Lami Çelebi, Mecmuaü'l Letaif'te. Tamam. Sonra Nurdoğan Savran'ın bir tezi var bununla ilgili diye bir çalışmadan söz edilmiş. Geçiyorum onu ama bu dediğim gibi bu tasnif olayını unutmayın. Tasnif olayını unutmayın. Sonra kim var? İbn Sina'nın hayatı bazı olaylar masallaşmış, değil mi? Böyle masal tarzında anlatılan hayatına ilişkin konu alan doktorumuz, tıp doktorumuz İbn Sina'nın hayatını bazı olaylar masallaştırılarak kendi kişiliği etrafında oluşturulmuş. Giritli Aziz Efendi, bak bunu muhayyelatı unutmayın. Giritli Aziz Efendi tarafından yazılmış. Her biri ayrı bir hayalden oluşan üç uzun hikayeden oluşuyor. Tamam. Giritli Aziz Efendi'nin. Tanpınar'ın bununla ilgili bir değerlendirmesi var. Sorularda karşınıza çıkar. Bu muhayyelatla ilgili Tanpınar'ın bir değerlendirmesi var. Yerel ve milli bir masal olduğu, olağanüstü özellikler çokça taşımadığı filan söyler. İnsanları hayal alemine sürüklediğini ve kaba kötü şeylerin bulunmadığı şeklinde özellikle bir de milli değerler yansıttığı noktasında Tanpınar'ın bu muhayyelatla ilgili bir değerlendirmesi vardır. Unutmayın. Tamam. Tanpınar'ın değerlendirmesini unutmayın. Geçtik bunu da. Avrupa'da neler var? İşte şurada Radloff'u bilin. Radloff zaten önemli bir Türkologtur kendisi. Değerlemeler yapmış. Proben, değil mi? 8 ciltli sanırım. Proben'de zaten çok ciddi sayıda değerlemelerimiz var. Bu masallar, halk hikayeleri. Mesela Karacaoğlan ve İsmika'nın tek yazması buradadır. Proben'dedir. Unutmayacağız. Tamam mı? Radloff'u. Ignaz Knosch zaten bu da çok önemli bir Macar Türkolog. Değil mi? Birçok konuda Ignaz Knosch Türk anlatıları ile ilgili çalışmıştır. Unutmamamız gereken bir isimdir. En çok araştırma yapan isimlerden birisidir. Osmanlı Türklerinin Nesirleri, Osmanlı Türklerinin Nesirleri ve Nazımları diye iki ayrı eseri var. Önemli eserler. Ignaz Knosch bileceğiz. Radloff'u bileceğiz arkadaşlar. Ya şunları geçiyorum. Şunları geçiyorum. Bunlar çok önemli değil. Bize gelelim arkadaşlar, bize gelelim. Şimdi biz de arkadaşlar Tanzimat döneminde bu örtülü dönem dediğimiz daha isminin alınmadığı, folklorun isminin geçmediği dönemde böyle bir iki ufak çalışmalar yapılıyor. Çinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat, hatta Recep Mahmut Ekrem bununla ilgili çalışıyorlar, ediyorlar. Fakat bunlar çok ciddi çalışmalar değiller. Bunlar çok ciddi çalışmalar değil. İzzet Ulvi'nin Türk Masalları ve Ahmet Oğlu Kum'un Yörük Masalı gibi masallara yer veriliyor. Fakat biz de aslında masallarla ilgili ilk bilimsel yaklaşım Ziya Gökalp'le başlıyor. Bak dikkat et buraya şimdi. Ziya Gökalp'e dikkat et. İlk bilimsel yaklaşım Ziya Gökalp'le başlıyor. Tamam. Masalların nasıl değerlenmesi gerektiğine ilişkin bunları şeyde konuşacağız zaten. Folklor'da daha detaylı anlatacağım. Şimdi burayı biraz seri geçeceğim.
folklorda Tandırname 1-2 bunlardan bahsedeceğiz zaten. İlk giriş Ziya Gökalp'le başlıyor. Tamam. Bu önemli. Bilimsel bir adım atılıyor. Öncülük ediyor. Öncülük ediyor. Ne yapıyor? Türk masallarını nazma çekiyor. Değil mi? Nazım şeklinde. Bu Alageyik. Özellikle. Burada işte Kolman Veli, Ülker ile Aydın. Bunları nazma çekiyor. Ve bunları Kızıl Elma adlı kitapta topluyor. Bu masalları Kızıl Elma şiir kitabında bunları topluyor. Ziya Gökalp bu yönüyle önemli. Sonra yine annesinden öğrendiği masalları derliyor. Bunları küçük mecmuada yayımlıyor. Bak önemli. Küçük mecmuada yayımlıyor. Tamam mı? Sonra bunları da Altın Işık adlı kitabında topluyor. Bak Altın Işık derlediği masalları küçük mecmuada yayımladıklarını Altın Işık adlı kitabında manzuma çekerek ne yapıyor? Manzum olarak yazıyor, anlatıyor. Önemlidir. Bizde aslında ilk derlemeyi yapan bir kadın, KD adlı, Rumuzlu daha doğrusu, adının ne olduğu belli değil. Bir kadın, ilk derlemeyi yapan bir kadındır arkadaşlar. Tamam. 13 tane masal metni var. Türk masalları diye yayınlıyorum bunu. Unutmayın, KD, ilk. Bu Hamit Zübeyir Koşay, birazdan kapanabilir. Bu arada hemen dönelim. Birisi bir şey yazmış, dur bakalım. Kızıl Elma. Evet, aynen öyle. Arzu. Şimdi Hamit Zübeyir Koşay burada Ötkünç diyor arkadaşlar masal için. Neden biliyor musunuz? Aslında başlarken söylemedim, onu söylemeliydim belki. Neden Ötkünç adını veriyor? Çünkü Divan-ı Lugat-ı Türk'te arkadaşlar masal için ötünmek fiili kullanılıyor. Ötünmek. Ötünmek fiili kullanılıyor. Masal için DLT'de ötünmek, anlatı demek. Anlatmak, ötünmek. Ötkünç ismini vermesi, 9 ötkünç, 9 anlatı. Bu ismi kullanmasının sebebi bu. Hamit Zübeyir Koşay. Tamam mı? Unutmayın. Böyle bir dil hassasiyeti olan bir isimdir. 9 ötkünç. Hamit Zübeyir Koşay. Unutma. Ankara Budun Bilgisi. 35 yılında yayınlanan 8 masal metninin yer aldığı kitap. Burada da budun kelimesini kullanıyor. Halk demek değil mi? Bakın böyle bir hassasiyeti var vatandaşın. Ötünç, budun. Hamit Zübeyir Koşay. Unutma. Bahtaver Hanım'ın Türk Masalları adlı 30'da yayınlanan yine 9 masal metninin yer aldığı bir derlememiz var. Unutmuyoruz. Ondan sonra 2017'de bunlarla ilgili bir soru var arkadaşlar. Birazdan göreceğiz o soruyu. O yüzden bunları hani ben önemlileri vurgulayayım. Siz bunların üzerinde durun. Ali Rıza Yalgın yine Cenup'ta Türkmen Oymakları 1-2. Bu önemli. Cenup'ta Türkmen Oymakları 1-2. Ali Rıza Yalgın. Burada Gaziantep. O bölgedeki derlemeler. Tamam, Çukurova. Yine o bölgedeki derlemeler. Yusuf Ziya Demircioğlu'nun Yörükler ve Köylülerde Hikayeler adlı bir yine 74 masalın yer aldığı bir çalışması var. Yani bunlar da belki kısmen önemli. Sonra araştırmacılarımız var. Masal araştırmacılarımız var. Pertev Naili Boratav. Tabii ki Boratav Usta. Değil mi? DLT'de Ankara'da orada başlıyor çalışmalar, öğrencileriyle falan masal çalışmaları, derlemeleri yapıyorlar. Önde gelen isimlerden Pertem Naili Boratav ki Türk Halk Edebiyatı'nın ilk doktoru. Bak önemlidir. Türk Halk Edebiyatı'nın ilk kürsü sahibi, hocası. Şeyde değil mi? Ankara Dil Tarih'te. Ondan sonra Türk Halk Edebiyatı ile ilgili ilk arşiv kurucusu. Değil mi? Ve bu sahada yayınlanan ilk bilimsel kitapların temsilcisi. Artı arkadaşlar bu masal ansiklopedisi var dünyada. Orada ismi geçen iki kişi var Türk Edebiyatı'nda. Bunlardan birisi Boratav, diğeri de Sayım Sakaoğlu. Masal ansiklopedisinde ismi geçen iki kişiden birisi arkadaşlar. Boratav, bir yerde Sayım Sakaoğlu. Maddeleri var orada. İsmi geçer. Maddeleri var. Tamam. Eserlerine gel. Pertem Naili Boratav'ın. Zaten şurada Typhoon Turkish Walk March'ın
Tip kataloğu, bunu söylemiştik Eberhard'la beraber yaptıkları. Değil mi? Bunu konuşmuştuk. Bu notları göndereceğim. Daha detaylı okursunuz, bakarsınız bunlara. Zaman zaman içinde, bakın, şeyle karıştırmayın. Eflatun Cem Güney'in evvel zaman içinde var. Orada Eflatun'un E'si evvelin E'sine bağlayın. Tamam, o evvel zaman içinde. Pertev Naili Boratav zaman zaman içinde. Değerlemeler, öğrencileriyle yaptığı değerlemeler. Sonra az gittik, uz gittik. Bunlar da annesinden dinlediği masallar. Annesinden dinlediği masallar. Şu çalışması var önemli. Kitabın sonunda yer alan. Bu bölüm. Değerlendirmesi var. Burada bir takım bilgiler aktarıyor. Oradaki bilgiler önemli. Tamam. Sonra ne var? Turkish Walk March'ın yine 40 masal metninin yer aldığı, yine annesinden dinlediği masallar. Lötekerleme, ilk tekerleme tasnifini yapan kişi Pertemnali Boratav demiştik, hatırlayın dersin başında. Değil mi? İlk de bu eserde. Bir de Boratav'ın arşivinde Masallar 1 diye bir arşiv çalışmamız var. Tamam. Ve şurada az önce bahsettiğim Masal Ansiklopedisi'nde ismi olan iki Türk'ten birisi. Boratav Hoca çok çok önemlidir. Boratav Hoca aynı zamanda ilk folklor arşivinin kurucusudur. Bunu da unutmuyorsunuz. Tamam. Ne yazık ki Boratav sürgün edilmiştir bir dönem. Şeylerde konuşacağız, o dönemlerde konuşacağız. Şu an girmeyeyim hiç onlara. 50'li 60'lı yıllar. Onlara girmeyeyim. Evet. Sayım Sakıoğlu. Evet. Kim yazdı Sayım Sakıoğlu'nu? Ha, ben söylerken yazdınız. Ben şu anda chat kısmını göremiyorum da o yüzden ekranda bir dakika onu bir şuraya evet, şunu alayım ekrana. Aa, büyüyor bu. Niye büyüyor? Heh, tamam. Şimdi oldu. Evet. Sayım Sakıoğlu Aslı yazmış. Evet. Ne çok sevmişler. Başımıza iş açmışlar diyorsun. Niye bu kadar çok sevmişler? Evet. Masalları çocuk eğitiminde kullanıyoruz o yüzden. Tahir Alangu denince arkadaşlar aklınıza ne gelecek? Tahir Alangu denince neyle özdeşleşmişti? Billur Köşk Masalları bak. Billur Köşk Masalları. Tahir Alangu denince Billur Köşk Masalları unutmayın. Mutlaka aklınıza gelsin. Billur Köşk, Tahir Alangu. Tamam. Masal araştırma sahası toplu bir bakış. Türk Asamalı'nın iç yapısı.